Selamlar herkese. Dolu bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yurt içinde enflasyon odaklı veriler vardı. Amerika'da FED faiz kararı, tarım dışı istihdam, hazinenin borçlanma programı önemliydi. Piyasalarda ise jeopolitik belirsizliğin yarattığı baskı devam ediyor. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Bugün Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Dün de yılın dördüncü enflasyon raporu vardı. Yıl sonu beklentisi yükseltildi. Önce bugün açıklanan rakamlara bakalım. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyondaki artış hızı Ekim'de yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu. Her ikisi de beklentinin çok az altında geldi. Ve 3 ayın ardından ilk kez yavaşlama görüldü. Enak'a göre ise yıllık enflasyon %126,18 seviyesinde. Enak verisi bağımsız ekonomistler tarafından hazırlanıyor ve genelde TÜİK'e göre daha güven veren bir veri olarak görülüyor. Enflasyon raporu ise Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan tarafından sunuldu. Parasal sıkılaşmanın devam edeceği vurgulandı. Beklediğimizden çok daha şahin ve kararlı bir duruş sergilendi. Gaye Erkan %5 olan orta vadeli enflasyon hedefine ulaşma konusunda kararlılıklarını yeniledi. Bu hedefe ulaşmak için önümüzde uzun ve zorlu bir yol olsa da iletişim ve şeffaflık konusunda bence oldukça güzel gidiyorlar. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %65'e yükseltti. Bir önceki raporda bu oran %58'di. Böylece orta vadeli planda yer alan tahmini aynı seviyeye getirildi. 2024 yılı için beklenti %33'den %36'ya çıkarıldı. Enflasyonun 2021 24 Mayıs'ta %70 ila 75 ile zirveyi görüp yılın ikinci yarısından itibaren de yavaşlayacağı belirtildi. Tüketici ve üretici enflasyon verileriyle birlikte bazı önemli kalemlerdeki oranlar da netleşmiş oldu. SSK ve Bağkur emekli aylıkları için 4 aylık dönemde %29,41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Kasım ayında iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı %54,26 oldu. Vergi, ceza, harç tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı %58,46 olarak belirlendi. Borsa neden düşüyor? Evet son günlerde bu başlıkla yazılmış haberler, paylaşımlar, Twitter'da açılmış sohbet odaları görüyoruz. İsrail ile Filistin arasındaki savaş bir ayını doldurmak üzere. Yaşanan jeopolitik gerilim elbette ki düşüşlerin en büyük sebebi. Fakat bunun yanında faizlerin artması, likidi de yetersizliği ve kredi işlemlerin kapatılması da düşüşün diğer sebepleri arasında sayılıyor. Merkez Bankası başkanının dün verdiği şahin mesajlar ve politika faizin bir süre daha artırılacağı sinyali borsa için kısa vadede elbette destekleyici olmayacaktır. Zaten şu anda savaş baskısını hissediyoruz. Fakat savaş olmasaydı da artan faizler son sürat giden borsanın önüne mutlaka bir çelme takacaktır. Fakat bu demek değil ki borsa ikinci plana atılsın. Şu an yıl sonu enflasyon beklentisi %65'e çıkarılmış durumda. Bankalar bu oranda faiz veriyor mu? Hayır. Yani parasını mevduata yatıranlar kafadan %20 kaybı göze alıyor demektir. Her ne kadar KKM'den TL mevduatlara geçişler hızlansa da enflasyona yaklaşmayan mevduatlar reel getiride negatif olarak seyrediyor. Risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle borsanın alternatif getiri arayışında üst sıralarda yer almaya devam edeceğini düşünüyorum. Borsa bugün güne hafif yükselişle 7673 puandan başladı. Gün boyu dalgalı seyretti. Ancak saat 16.20 sonrasında güçlü alım geldi. Bu sıralarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması geldi. Enflasyonun bir yıl içinde düşüreceklerini ve cari açığı kapatacaklarını belirten sözlerin pozitif yankı buldu. Piyasa Hizbullah liderinden ABD'ye yönelik söylenen sert sözler ve Gazze'deki savaştan ABD'yi sorumlu tutmasında pek önemsemedi. Kapanışı ise %0,55 artışla 7705 puandan yaptı. BIST 100 endeksi 30 Ekim haftasına 7700 sınırından başladı. Haftanın en düşüğünü 7297 puanlık bir kasımda gördü. Sonra bu seviyeden bir toparlanma başladı. Ancak tehlikenin geçtiğini söylemek için henüz çok erken. 7750 üzerinde kapanış olmadığı sürece temkinli gidilmesinde fayda var. Bugün işlem hacmi 88 milyar lira oldu. Sektör endekslerinden en fazla artış sporda, en fazla düşüş sigortada meydana geldi. En çok para girişi Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Aselsan'da, en çok para çıkışı BİM Marketler, Türksel ve Akbank'ta gerçekleşti. BIST hisseleri içinde en fazla yükselenlerin başında Doğuş Otomotiv, Vakıfbank ve Biyan Yapı yer alıyor. En çok düşenlerin başında ise Mia Teknoloji, Yeo Teknoloji ve Galatavit Enerji yer alıyor. Dolar kurunda kademeli yükseliş devam ediyor. Bugün yine yeni rekorunu test etti. Merkez Bankası ise TL'ye geçişi teşvik etmek amacıyla sürekli yeni kararlar alıyor. Bu kapsamda kur korumalı mevduatta zorunlu karşılık oranı yükseltildi. 6 aya kadar vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı %25'ten %30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için %5'ten %10'a çıkarıldı. Bu hafta dolar küresel piyasalarda zayıf seyretti. Özellikle Fed'in faiz artış Gündemini almaması ile birlikte dolar endeksinde hafiften bir geri çekilme oldu. Ancak hem buna hem de bizim Merkez Bankamızın TL'yi destekleyen adımlarına rağmen bunun yansıması içeride hissedilmedi. Dolar kuru gece Asya piyasalarında 28,58'i geçerek yeni rekorunu kırdı. Gün içinde 28,40 bandında güçlü seyretti. Türk lirası gelişmekte olan ülke paraları arasında dolar karşısında en zayıf seyreden ikinci para birimi oldu. İlk sırada ise Rus rublesi yer alıyor. Bu arada Goldman Sachs ekonomisti Robin Brax'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tahmin var. Doların adil değerin 21 lira olduğunu söylüyor ve eğer serbest bırakılırsa ilk önce keskin bir şekilde düşeceğini düşünüyor. Ancak bunun sadece ilk tepki olacağını daha sonra yeniden güçleneceğini belirtmiş. Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global'in de bir değerlendirmesi var. Politikaların normalleşmesi sayesinde Türk bankalarına yönelik risklerin istikrar kazandığı belirtilmiş. Yeni ekonomi ekibinin parasal sıkılaştırmaya devam etmesi ve alışılmışın dışındaki önlemleri yani ortodoks olmayan yöntemleri kaldırmaya devam etmesi halinde ekonominin orta vadede dengeleneceğini söylüyor. Ortodoks politikaların tersine çevrilmesi halinde ise yabancı duyarlılığının zayıflayacağına dikkat çekilmiş. Küresel durgunluk korkularından merkez bankalarının faiz artışı nedeniyle sınırlı düzeyde beslenen altında şu ara savaş rallisi yaşanıyor. Ancak bugün altını doğrudan etkileyen önemli bir veri açıklandı. ABD tarım dışı istihdamında Ekim ayında 150 bin artış oldu. Piyasanın beklentisi 180 bin artmasıydı. Bu veri iş gücü piyasasında soğuma olduğunu işaret ediyor. Yani tam olarak Fed'in istediği bir durum bu. FED zaten faiz artışında sona gelindiğinin mesajını vermişti. Bugün açıklanan veriyle birlikte bu beklenti iyice oturmuş oldu. Ons altın istihdam verisi sonrasında sert bir yükseliş gösterdi. Saat 15.30 öncesinde 1990 dolar civarında seyrediyordu. İstihdam artışının beklentinin altında kalmasıyla %1'den fazla yükselerek 2002 dolara kadar çıktı. Bu dakikalarda gram altın ise 1830 liranın üstünü gördü. ABD Merkez Bankası beklendiği gibi faiz değişikliği yapmadı ve %5.5 oranında sabit bıraktı. Başkan Powell finansal koşullardaki sıkılaşmaya işaret etti fakat tahvil getirilerindeki yükselişin faiz artırma ihtiyacını azalttığını sinyalini verdi. Powell'ın bu sözleri piyasalarda güvercin olarak algılandı ve bugün de yükseliş hakimdi. Fed'in bir sonraki toplantısı 13 Aralık'ta olacak. Fed faiz izleme aracına göre piyasa katılımcıları şu anda Aralık ayında faiz artırma olasılığını %20'nin altında tahmin ediyor. Bir önceki ayın tahminine göre yarı yarıya bir düşüş vardı. Bu hafta ABD tarafında Fed'den bile daha önemli olan bir veri vardı. Çarşamba günü ABD Hazine Bakanlığı borçlanma programının detaylarını duyurdu. Hazine önümüzdeki hafta 3 10 ve 30 yıllık hazine tahvillerini kapsayan 3 aylık geri ödeme ihalelerinde 112 milyar dolarlık uzun vadeli tahvil satacağını açıkladı. Bu tutar 114 milyar dolar olan kurum beklentilerin altında kaldı. Son olarak finansal enstrümanlara da bakalım. Doların 6 büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi bugün 106 puanın altında zayıf seyretti. Bitcoin dün 36 bin doları test ettikten sonra bugün biraz geri çekildi ve 34 bin dolar sınırına indi. Euro kuru 30,43, sterlin 35,02'de seyrediyor. Euro dolar paritesi 1,07'de. Ham petrolün varili ise 82 doların altında işlem görüyor. Tarım dışı istihdam verisi sonrasında hafif bir geri çekilme oldu. Herkese sağlıklı, keyifli bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar.